Özel okula haciz geldi. Öğrenci ve öğretmenler dersteyken kapı dışarı edildi. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan özel bir okula, iddiaya göre arazi sahibiyle okul kurucusu arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle okulların tatil edilmesine kısa bir süre kala boşaltıldı. Öğretmenler ve öğrenciler dersteyken, okula gelen icra avukatları ve arsa sahibinin avukatları okulun boşaltılmasını talep etti. Okul personelinin ısrarlarına rağmen haciz işlemleri sürerken, bir anda kapı dışarı edilen öğrenciler şoka uğrayarak evlerine döndü. Tahliye kararının ardından okulda bulunan 84 öğrenci, 15 öğretmen ve 4 personel okuldan çıkarıldı. Henüz sınavlarının tamamlanmadığı ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenciler ve velileri duruma tepki gösterdi. Kızım 12. sınıfa gidiyor. Yani bir ay kadar kaldı mezun olmalarına. Sınavlar tamamlanmamış henüz. Stajyerim kalacak, sınavlar tamamlanmamış. Yani en azından bir hafta, iki hafta müsaade etmeleri lazım ki toparlansın bazı şeyler. Yani öğrenciler en çok da 12. sınıflar çok mağdur olacak. Yani gidemeyecek, çok mağdur olacağız. Oturup düşüneceğiz yani haklarımız neyse arayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Yani çok karışık kafamız, ne yapmamız gerektiğini biz de bilmiyoruz ama yapılması gerekeni yapacağız. Abi öğrenciler olarak çok üzgünüz. Bu yaptıklarının hani öğrenciler ve bu kadar öğretmen varken içeride yasal olmadığını düşünüyoruz. Her ne kadar onlar yasal olarak dese de yanlış bir davranış. Her ne kadar yasal olsa da yanlış bir davranış. Yapmamaları lazımdı. Bir ay kala bilmiyorum hangi okul alır bizi. Bir ayımız da kaldı. Seneye üniversite sınavımız var. Bizim için çok kötü bir durum oldu. Sıkıntılardayız. Yani böyle abi hani bu kadar öğrenci rezil oldu yani. Bu adamlar yüzünden. Okulun boşaltılmasından dolayı öğrencilerin mağdur olduğunu ve belki üniversiteye bile giremeyeceğini söyleyen okulun muhasebe sorumlusu Batuhan Özgül ise yaşanan süreci anlattı. Okulları aralarında bir ufak anlaşmazlık olmuş kira konusunda. Mahkemelik olmuşlar. Bununla alakalı mahkeme tahliye kararı vermiş. Haciz memurları daha önceden gelmişti ama bize hiçbir zaman şu tarihte geleceğiz, tahliye olacaksınız gibi kelimeler kullanmadılar. Bugün sabah uyandık, avukat geldi bize buranın mal sahibinin avukatı olduğunu söyledi haciz memuruyla beraber. Bizden okulu tahliye etmemizi istediler, öğrencileri sınıftan çıkartmamızı istediler. Biz de bu söylediklerinin etik olmadığını söyledik, bize yasalarca haklarının olduğunu söylediler. Biz de onlara, bizlere iki hafta süre vermelerini istedik. Öğrencilerimiz rahatça sınavlarını olsunlar, sıkıntı çekmesinler istedik. Ama bize hiç iyi niyetle yaklaşmadılar. Polis çağırdılar. Polislerle beraber öğrencilerimizi tahliye etmeye çalıştılar. Biz bu olaya ticari anlamda bakmıyoruz. Burada genç çocukların hayatı söz konusu. Yani üniversiteye gidemeyecekler. Bu onları büyük bir şekilde etkileyecek. Sınav olamadılar daha. Karne durumları ne olacak bunu da bilmiyoruz.